Bugün 2001 yapımı saat, saat değil, 2 saat 9 dakika süren hangi film yapıyoruz? Ameli. Ameli. Bu kadar bilgiye gerek var mıydı? Verdim. Okey. Yani vermeyi seviyorum. Vermek istiyormuş. İlk önce şeye geçelim ben. Niye biz bu filmi seçtik? Niyesi yok zaten... <laughs> Yok bilmiyor yani, adam yani, izlemedi hayır, zaten. Tamam benim zaten birisi olarak sevdiğim bir filmdi. Ama şimdi niye yapıyoruz? Çünkü... 20 sene geçince bence biz yapıyoruz. İzlenmesi gerekiyor. Evet tam 20 sene olmuş düşünsene. 20 sene oldu. Daha yani, dün gibiydi. Daha bilmeli. dün gibiydi ya çıktığında izledik. Herkes kahkül yaptı o dönem. Herkes Erkekler bile hani durmadılar. Ne yaptı bir daha söyle bakayım. Kahkül. Nasıl yazılıyor? K-A-H. K-Ü-L. H, H yok. Niye? Kahküldür. Kahkül. Evet. Yine TDK'dan bir bilgili ver. Kahkül. Hepimizin kahkülü olmalı belki de. Yanlış, yanlış, yanlış. Kahkül Bütün kızlar mi? izledikten sonra <laughs> saçlarını kestiler. Kendileri kestiler bir de yapamayıp. Çok kötü bir tasarımdı yani çok kötü bir şeydi. Herkese olmuyor tabii o yani. Audrey Tatu'ydu değil mi bizim Ben o kadına tabii Amel'den tanıyoruz da Laika'nın bir tane reklamı vardı. Muhteşem bir reklam. İstanbul'da geçen bir reklamdı. Bu Doğu Ekspresi'nde çekilmiş çoğu kısmı. O, o mu oynuyordu orada? Pardon Laika'nın değildi. Laika kamerası da gözüküyordu ama Chanel No 5 reklamıydı. Daha oldu. Evet, ...muhteşem bir reklamdı. Audrey ile öyle bir ilişkimiz vardır. Ben bayılırım ona da, yaptığı işlere de. Ama hani bu film dediğimiz zaman aklımıza Audrey Tattoo geldiği kadar biraz da müziklerden dolayı Jan Tiersen'ın gelmesi lazım. Benim aklıma mercimek geliyor. Neden? Çünkü mercimeğe elini sokuyordum. <laughs> bir de dönem ve Covid <laughs> olunca yani ne yapıyorsun lan sen orada diyen bir <laughs> e, manav olacağını tahmin edebiliyorum. Kızımızın garip zevkleri var. Evet mesela etraftan taş topluyor. Evet. Aa. bu önemli. Ama şöyle bir şey var. Ben de küçükken taş topluyordum. Ya birçok yerde kendime benzettim aslında. Belki de zaten insanların çoğu zaman yaptığı şeyleri baz aldıkları için hepimiz empati kurabildik ameli karakteriyle. Yönetmene demişler hani nasıl yaptın bunu filan. Ya benim 5-6 tane farklı film projem vardı. Hepsini birleştirdim bu film çıktı demiş. Al işte. Bir de şöyle bir şey var. Bu yönetmenin de en pozitif filmi. Yani adam aslında pozitif film yapmak için bu işe girmiş biraz da. hı. Hmm. Gerçekten de pozitif bir film yani hani izlerken böyle bir drama yok hani aslında var küçük küçük drama ama Fransız draması gibi yani, yani drama nerede var bana onu söyle kızın ya işte şey o kemikleri kalp hastalığı olarak mı yok hani kemikleri her an kırılabilecek bir camadan var ya evet, mesela, o adamı iki evet, bir drama orada yani. ya da işte şey ya bir tane şey kıskanç adam var şey garsona hani aşık ya ha. hani sürekli böyle eline bir şeyler kaydediyor falan. ondaki de bir drama ama Hani bunları o kadar tatlı vermişler ki böyle izlerken e, negatif duygular içine girmiyorsunuz. Hep böyle ne olacak bir sonraki sahnede ne olacak ne olacak nasıl olacak. Film böyle hani başlayıp da ilk başından bir hikayeye sadık kadar gitmiyor farkındaysan. Filmin bir farkında tek bir hikayesi bir hayır hayır filmin tek bir hikayesi yok öncelikle bunu söylemek lazım. Ama işte Audrey Tattoo başrol değil mi? Evet. O zaman onun hikayesi olması lazım. Öyle zaten filmin adından da bunu algılayabiliyoruz diye düşünüyorum. <gülüyor> 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 bunu da sen ilk defa söyledin. Ama Vallahi öyle bir biliyorsun. yeri geldi yani. İlk ilk başa bakarsak yanlış anlaşılmadan dolayı kızın kalp hastalığı olduğu düşünülüyor. Neden peki? Babasının ona dokunmasından hoşlandığı için burada hiç seksüel bir şey yok yanlış anlaşılmasın. Niye tamam. seksüel dedin ki şu anda? Çünkü zaten kimsenin yanlış anladığı yok. Bu dönemde bu dönemde kelimeleri seçmek gerekiyor bazı şeyleri. Bazı şeyler için. Bazı şeyler. O yüzden söylemek durumunda kaldım. Neyse yani babasının ona hakikaten sevgi göstermesi onu mutlu ettiğinden dolayı, daha doğrusu heyecanlandığından dolayı ve başka hiçbir zaman ...bir temas kurmadığı için onunla... ...onun kalbine bakarken babası doktor unutmayalım... ...kalbine baktığı zaman kalbi hızlanıyor diye... ...sende bir kalp rahatsızlığı var... ...aritmi miydi neydi bir Yok. şeyler var... Aritmi kalp düzensizliği. düzensizliği. oluyor doğru. Bir, bir tık bir sıkıntı var. <laughs> tık tık problem var kalbinde diye. Aslında şey babasının da doktorluğuna sıçayım. Eğer çocuğun kalbi çok hızlı atıyorsa bu demektir ki ya, yüksek tansiyon bunun adı. Kan basıncının yüksek olması. Yüksek tansiyonu kalp daha hızlı çarpıyor. Dolayısıyla ne olur? O kalpte kalp kalp kas olduğu için kalpte büyüme olur. Kalpte büyüme olursa ne olur? Bir yerden sonra tık diye gidersin. Yani <laughs> Onu Sakin ol <laughs> işte otursun yapmayı yap değil yani. Öyle evet. doktor olmaz olsun. Yani. Dr. Song sana söz deniyoruz. Ya yanlış mı yani? <laughs> Bize açıklayın bunları. Olmaması lazım işte Ya da belki kalbe giden bir tane damar fazladır. O da olabiliyor. Onu da cerrahi yöntemle yakabiliyorlar şimdi. Bu yani bu ben söyleyeyim size. 2001'de de vardı bu. Ben niye coştum ya? Bilmiyorum. Hoşuma Se gidiyor e ama. Ama sonra... doğru yani düzgün e, tıbbi şey yolları takip edilmesi gerekiyordu. Steteskopla anasını satayım şey yaptı. Kıza şey koydu. Durumları. Neyse devam edelim. <laughs> Edelim. Öncelikle evinde bir kapak mı düşüyordu? Bir şey düşüyordu da. Şey, e, metal kutuyu mu Metal o? kutuyu buluyor. Fayansların hmm. içerisinde gizlenmiş bir şekilde. Ve orada da Tchabado, tra Toto, <laughs> Totosu güzel olan adamı bulması gerekiyormuş. Ef, toto ne ya? Evet sonra? El Pompino. Il Pompino. Il Pompino. Trabado artık neyse onu bilmiyorum. Fransız aksanıyla söylemem lazım bazı şeyleri. Çünkü çok Fransız bir film çok unutmayalım Pepe onu. gördüm seni. Pepe mi? Ha oha Pepe vardı. Aynen onun gibi yapıyorsun ha. Neydi oh. onun şeyi? Pepe, yani... Pepe Le pie. Evet kokuyordu kokarca. Kokarca. Aynen. Evet. Sonra. Şimdi biraz bunu düşünelim. <laughs> gidiyor bunu bir şekilde o kırılgan adamdan öğrenip kim oturdu burada kim yaşadı onu buluyor onu buluyor filan. Daha sonra ve şunu... adamın adamın o anki mutluluğu huzuru ve geçmişe dönüşü çok şeker bir sahneydi bence benim çok hoşuma gitmişti. Bence de ve o bundan çok etkilenip artık şey yapıyor. Bu insanların hayatlarına müdahale edip küçük küçük müdahalelerde bulunup Mesela onları kör mutlu adamı. etmek. ...kör adamı gezdirmesi. Mesela? Evet. Gel sağında şu var, solunda şu var. Bak bilmem ne kokusunun önünden geçiyoruz. Şurada evet, dükkanda yine... şunlar var. 8 tane kedi var, 9 tane köpeğe bakıyoruz falan diye. <laughs> evet. O noktada adam yani... ...overload olup patlayabilirdi orada. Türkiye'de yapsın bakayım. <laughs> manyak olsa serpiş Oraya gelir, gibi. oraya gelir. Neyse hani... Ama ee... hep orada olan bir karakterden bahsediyoruz. Belki de o yüzden... İşte Kokusundan falan tanımıştır belki. Körde sapıktır, kokluyordur sürekli. Bu oluyor. Ameri Polen mi ya? Polen mi? Ameri... Yani. Çünkü polen. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu arada Ameli tabii bu işlere başlamadan önce aşkı da arıyor, aşkı aradığı için e, ne yapıyor? Bir seks yapayım diyor. Bir seks yapayım, belki hayatımda bir şey değişir diyor. Ama o seks sahnesi hayatımda gördüğüm en güzel e, seks sahnelerinden bir tanesiydi. Böyle kız böyle yatıyor, nasıl yatıyordu sen güzel yapıyordun onu. <laughs> Kameraya yapsana. <laughs> <laughs> hani hani gülecek gülemiyor. Tam, tam bir, şey bir şey yani. gülme geliyor diyor. Ondan da sonra şey yapıyor sırtına böyle kız altta tık tık yapıyor hatırlıyor musun? Böyle yapıyor. Onu yani. hatırlamadım anladım. Hani böyle, çok güzeldi hani güzeldi <laughs> değil böyle bir şey var. Evet kendisi çok bir şey hissetmedi çünkü hani e, hissiz yapılan bir seksti o. E, ama sevgisiz yapılan bir seksti. Ama şeydi yani. yani. Hani böyle hani Allah kahretsin deyip işte kıyafetleriyle duşta dondurmayı yiyerek duş almadı sonrasında. Hani evet ben bir şey yaptım ama bunun sonucunda da bu oldu. Aa demek ki bu da böyle bir şeymiş dedi. Neyse ondan sonra... Çok ben... önem vermiyor kısacası sekse bundan sonra. Bu arada annesini anlatmamız lazım. Annesinin annesine... <laughs> üstüne kadın düşüyor. <laughs> annesinin üstüne evet. Notre Dame'dan. <laughs> Not Notre Dame'dan Notre -Dame. düşen birisi e, annesinin üstüne düşüyor. Ve kadın da öyle ölüyor. Babası da ondan sonra şey yapmaya başlıyor. Bu annesine bir anıt mezar yapıyor sürekli. İşte Oraya da cüceler ekliyor falan işte. bir, mesela. Bir tane cüce var. Gnome var. O işte kaçıyor ya sonra. Ha Evet. <laughs> Niye sanki birden çokmuş gibi hatırladım? Ya bir sürü çeşme var orada çiçek var böcek var Anıt bir mezar. sürü şey koyuyor. Anıt mezar işte Hı. tam şey, şamanların yaptığı gibi. Ha, şamanlar <laughs> amela mı yapıyor? İşte anne böyle baba böyle olunca kız da tabii çatlak oluyor. Ondan sonra Amel'i tren istasyonunda şeyi fark ediyor. Bir e, fotoğraf kutusu var böyle pasaport fotoğrafı falan çektiririz ya. Biz de vesikalık şey derlerdi ona. Dünyada başka öyle bir vesikalık diye bir kelime yoktur. Ondan sonra orada bir fotoğrafı... Vesika ne lan? Söyleyeyim mi sana vesikanın ne olduğunu? Bana vesikayı söyle. Belge demekmiş. Belgelik. Belge. Mesela şöyle bir şey hmm. var. Nazım Hikmet'ten alıntı yapılmış. Evimize sokacağımız hizmetçinin belediye vesikasını sormamak... ...bizde öteden beri adet olmuştur. Evet belgelik, resmi belgede kullanmak üzerine yapılan, çekilen fotoğraf. Evet, bu gereksiz işte. bilgilerden sonra ameliyle devam ediyoruz. Orada bir yırtık pırtık fotoğraf buluyor. Hı. Ama sürekli aynı fotoğraf var böyle. Evet. İşte Her gün neredeyse değil mi? Hı hı. İşte birisi geliyor, o, o adamı yakalamaya çalışıyor falan böyle. Bu uçlanıyor. adamın da neden bunu yaptığı soru işaret ediyor. Tabii yani bir... Yani... Bir gizem var işin içinde. Bunu evet, çözmeye evet. çalışıyor. Bir dedektiflik hikayesiymiş. Çünkü artık yani bir de şöyle bir şey var. Bu kız e, çalışıyor evet. Yani Hı -hı. bir yerden para kazanıyor ama... ...bunu bizim Türkiye'deki insanlar gibi şey yapmayın. Yani hem çalışıp hem hayatına bir gizem katabilen bir insan. Bizde çalıştığımız sabah 8 akşam altı, yedi böyle geberirsin. Evet. Orada öyle değil gayet güzel. Kız oraya gidiyor, buraya gidiyor. işini hallediyor. Hı -hı. İşte ne bileyim evinin kiramı şey mi bilmiyorum da hani... Geçiniyor yani neyse ondan sonra bunu bulacağım edeceğim derken işte ha bu arada şey babasını da şey yapıyor babasında da o da güzel bir sahne o Gnome var ya şey cüce Bizim yer ha. cücesi onu alıyor işte Eyfel Kulesi'nin orada fotoğraf çekiyor orada çekiyor. Şeyde bir çıktı. hostes bir arka hostes denmiyordu artık onları da ben hostes. ayrı bir adı vardı crew şey amiri ne? kabin amiri miydi? Onların da bir ismi değişti bu arada. Hostess lan. Neyse biz hostes diyoruz. Uçan memeli işte bilmiyorsunuz. Allah kahretsin. <laughs> Bugün üçlerim. Bir hostes arkadaşına verip onun işte gittiği ülkelerde koyuyor ve babasına gönderiyor. İşte o yüzden sen de çıkabilirsin evinden git gez gör falan diye bir, evet. bir tatlış bir e, ambiyans yaratmış oluyor kısacası. Orada da öyle bir hikayemiz var. Yani Şeyde 3 -3 e, a, herifin adını hatırlayamayacağım. Jarena. Çüş. Niye? Fransız filmi. İlla, ee, illa Amelie... ona gidiyoruz gerekiyor. Yani Leon. <laughs> Leon the geldi. Professional tabii. Amelie the Professional. <laughs> şey şey. Bu Haydar Dümen. Manav Bakkal'da çalışan He. kolu olmayan adam var ya. Şey hafiften şeyi mi, ya, Mentally challenge olan mı? Hafif, var. çok değil. Saf saft Saf direkt bir şey. Saf ya çana. o karakteri bu arada ben çok severim. Şeyde ilk Asterix serisinde gördüm. Asterix'i yapalım bir ara ya. Yapalım tabii. Ben çok mi? severdim onu. Fransızdan anladım. gidiyorsak. Ma Fransızdan gitmiyoruz da yani yapılabilir film olarak. Ben çok severdim Asterix'i. O zaman Bak, o karakterin e tutumu hayata karşı bir neşesi, fakat bir yandan da hüznü var farkındaysanız. O benim bayağı hoşuma gitti. En sevdiğim sahne de büyük ihtimalle. Hı. Evine Onun abisinin öyle. aynen yani evlerine girip her şeyi böyle minik minik değiştirip bir noktada aslında evi komple yakabilirdi. Onu dikkat etmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Şeyin arasına Sus. iğne sokup hı hı. E, lambanın kablosunun arasına iğne sokup patlamasını sağlar. O hakikaten evi yakabilirsin. Kendi orada. de çarpılırdı normalde orada biliyorsun değil mi? Çekmiştir şeyden diye düşünüyorum. Sigortayı indirdi diyorsun. Hayır. Fişi çekmesine <laughs> gerek yok ki. Power'ı kapalıysa Evet, Yukarı çek... çıkan anahtar sonrası noktada elektrik yok. Oraya sokarsın şeyi, iğneyi. Peki, bir... çevirdiğin zaman patlar. E, sigorta atar yani. E, i̇şte i̇nşallah, Fransız. İnşallah atar yani. yani bizim, için, bizim için 2001 Fransızların o andaki 2001 elektrik sistemi nasıldı? Vallahi şöyle adamların tabii evleri, binaları 100-150 senelik olduğu Aynen için öyle. Ee bizimkilerin hepsi yeni yapılma işte. A oldu. my iki, town, iki, my tower de, land, my fuck. 2001'de de bayağı bir şey yeniydi. Eski olanları bile düşünsen tartışılır yani doğru, sigorta doğru. ve elektrik doğru. sistemi. Eski evlerdi zaten gördük aynen. onu. Onların krizleri falan da kötüydü. <laughs> Neyse şey var. Ino var. Ino'ydu değil mi adamın adı? Adam? Nino. Ino ha? Nino. Nino muydu? Şey motorlu diyorsun işte fotoğraf çektiren. Tabii tabii aynen. Ona o. böyle zorla fotoğrafları falan vardı değil mi? O çok Azat tatlıydı. Işte. O çok tatlıydı. Soru işerdi. Kimim ben falan. Göbek de güzeldi bu arada. <laughs> Nino'nun mu? Hayır. Amirim. Onu işte kimim ben tarzı bir şey yapıp Nino'ya gönderip Nino'nun her tarafta kimim ben posterleri yapıştırması ya güzel bir, bir atışmaydı mi? yani böyle güzel he. bir başlangıçtı her şey için. Kurgusu, planları işte bu filmi çekebilmek için zaten o Paris'te çekilen bölgelerinde işte grafitiler varmış. Onları silmişler tek tek. Hı -hı. Tek tek boya yapmışlar. Etrafı toparlamışlar. Sokakları boşaltmışlar. Çok tertemiz çünkü... bir mahallede yaşıyorlardı çünkü. Çünkü zor böyle filmiz yani stüdyoda çekmiyorsun, sette Hı -hı. çekmiyorsun. Hı -hı. 2001 senesi de bu işleri yapmak için zor analog film yani dijital çekilmemiş. Haca. Yani her bir şey metre metre film gidiyor yani öyle düşünmek Hı -hı. lazım. Tabii. Ben... O yüzden blooperlarını bulamazsınız ama <laughs> Muhtemelen vardır biliyor musun? Ama böyle şey teyip Yanlış yani. çekilmiş. Bir yerde var. <laughs> Yanlış çekmiyorlar değil mi artık? Doğru çekeceksiniz. Bir daha. Ara gidiyor. aslında profesyonel oyuncu şey... Yani profesyonel oyuncu bile olmasına gerek Yeterince rehearse edersen, tekrarlarsan... Doğrusunu çekersin yani. Ya o oyuncunun o anki haline göre değişiyor. Bir an kaçıyor ama genel olarak. Yani belli olmaz. Çalışma şartlarına göre değişiyor. Ama onlarda da bir sahtelik yok mu ya? Ya yani Bu film için örnek olacak atıyorum. Kopota, ah kopota dedim, ha 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 falan diye bir şey olabilirdi yani. Olabilirdi ama olmamış. Bir şey yani, demeyeceğim. Görmedik belki de vardı. Şimdi işte. daha kolay. Şimdi e, dişler olduğu şey için. Her şeyi. Yani, anasını. Hiçbir sıkıntı o, yok. Bir planı 20 şeyde Bir sahneyi 20 planda çekiyorlar. Zaten ediyorlar. Üç, üç tane kamera var çekilen yani. Her yapımda üç tane kamera yok. Üç kamera. Hayır. Bayağı bir maliyet. Büyük, ya. büyük kameralardan bahsediyorum. Ne var? İşte Red Dragon. Aman. Tabii Red Dragon var, Ari var. Tosun Panasonic'lerden vardır en fazla. Bile. Ya Black Magic'ler var, Canon'unkiler var, bir sürü makine var Kanonun, da. Canon'un film, Canon'la ne C'ler. C300. Ay, right, doğru. Onlar da çok güzel. Sadece 60 bin dolar. Yani fiyatları <laughs> 60 bin dolar bu arada ucuz bir şey, kamer film kamerası için. Ben Ari istiyorum. Evet, istersin. Ari istersin de öyle herkese vermiyorlar. Zaten alsan lensini alamazsın öyle söyleyeyim. Evet, her şey çok pahalı. Yani Ne yapacağız bu arada bizim minik stüdyomuzla Ali ile bilmiyorum. <laughs> yani kadroja sığmayız ben sana söyleyeyim. Doğru diyorsun. Dandik geniş açı Tabii 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 kadar. aynen. Çok ünlü bir sitcom yönetmeniyle yönetmeyle çalışmıştım. Yani Avrupa yakasının filan bölümlerini yöneten bir adamla. Onun mottosu şeydi yani. Hızlı hızlı çabuk çabuk yanlış yanlış çekelim eve gidelim. Net yani buydu. Daha sonra posta hallederler. Zaten dört tane kamera çekiyor aynı zamanda. İşte o olmazsa oradan alırız. O olmazsa oradan alırız gibi gibi söylenmesi gereken diyalog söylenemiyorsa baştan çekecek her türlü. O da var yani. ye yani ama ye minimum diyaloğu yakaladığın zaman artık tamam basket çünkü çok zor. Çok uzun zor şeyler. Şey yani evde çocuk bekliyor, çocuk bekliyor. Ne bileyim hanım ekmek bekliyor, yoğurt al diyor giderken. Hanım ekmek beklemek. Neyse çok girdik yine buraya. Hanım Amelie'yi ben biraz da şey için düşündüm ya yapmayı. Yani hmm. Amel'i böyle e, ikonlaşmış bir film. Evet. Yani neden ikonlaşmış? Her yerde Amelie posteri görüyoruz. Hala görüyoruz. Kadıköy'e Madıköy'e gidin. O köstebek falan var ya hmm. dükkanda. işte sigara tablası. Amel'i cüzdan. Amel'i bilmem ne. Yani... Çünkü dönem filmi denilebilir aslında. Ve o, da, o filmi de izlemeyen yeni jenerasyon da kalmadı az çok. Bak soruyorum buradan. Ameli'yi izlemeyen yeni jenerasyon var mı? Yeni Ameli'yi izlemeyen adına... insan bizim videoya gelip sonuna kadar bunu bekleyip bu cümleye cevap vermeyecek. Ameli'yi izlemeyen ama bizim videomuza gelen sonuna kadar izleyip benim cümlemi duyup da bir kişi bir de yorum yazarsa bu arkadaşı çok güzel bir göt etmiş olacağız. Popo hatta toto etmiş olacağız. Toto olmak istiyorum. Lütfen. lütfen yazın. Lütfen yani bir ben kişi istiyorum. Bir kişi. Ben izlemedim böyle buraya 2000 kadar. 2000 doğumlu, 99 doğumlu falan olabilir yani böyle doğduğunda yeni çıkmış bir film. İzleyenler vardır işte onu diyorum. Tamam işte bak izlememiş Hı. 2000 doğumlu. Hı. Ondan sonra bizim videoyu izlemiş, Hı. buraya Hı. kadar gelmiş Evli biri çıkarsa ben bir şeyler yaparım ona. Ne yani ne yani bilmiyorum onu ne yapacağım. Onu, onu o zaman düşünürüz. Ameliy'i izleyin diyoruz. Ameriyi kesinlikle Ameri. Ameli kesinlikle izleyin. Bir dakika unuttuğumuz bir şey var. Nedir? Bilmiyorum. Videomuzu kapatmadan önce Bulut'un ayrıca söylemek istediği bir şey var. Ama Lütfen. Bu şekilde bulun. bu şekilde yapacağız zaten. Neden? Öyleyse. Videomuzu kapatmadan önce ikinci defa söylüyorum. Hep benim sözümü kesiyor. Bulut'un söylemek istediği bir sahne varmış. Çok etkilenmiş. Bunu anlatmak istiyor. Buyurun. Kafede aşkı bulan, daha doğrusu Ameli'nin yardımıyla aşkı bulan e, sigara, satıcı, sigara satıcısı ve diğer e, paranoyak adam. Paranoyak adam evet güzel bir şey. İsimleri hatırlamıyoruz şu anda. Bunların kafede yaşadığı ilişkileri ve o sahnede her şeyin işte titremesi, esprisi benim bayağı hoşuma gitmişti. Bu evet. da bu kadar bir şeydi. Bu arada şey kısmı da güzeldi. Hani bazı şeylerin üstüne çok yüzeysel geçilmiş. O da benim çok hoşuma gitti. Yani şu anda işte e, ekmek yiyen 1 milyon kişi vardı. Ama bir yandan orgazm olan üç bin kişi vardı. Ama bir yandan da işte yürüyen şu kadar. Hani kullanılan kelimeler o cümle içerisinde olmasını beklemiyorsun. Olduğu zamanda da ilgini tutuyor aslında filmde. Diyeceğim de buydu. Aslında reklam filmi gibi değil mi? Söylediği her şey ha. çok böyle şey ha. tık 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 Bir anda tık, orgazm mı dedi senin. ne? Ha? falan ha. Değil, Oradan bir seks çıyalığı geliyor o ha. sırada. Ondan sonra elini böyle bir şeye sokuyor filan. O gibi. şey e, Fight Club'da olan şey gibi. Bir mikrosaniye, bir framelik. Ha gördük karelik... onu. <gülüyor> Sadece <gülüyor> o kadar. Gördük onu, gördük. Gör neyi gördük? Gör. Görmedin mi? Hangisini? Fight Club'da. İşte o yüzden söylüyorum. Ha. Gördüğüm için söylüyorum ne diyorsun? Ne? Evet. 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 Yani kısaca, çok kısacası diyorum ya. Kısacası çok söylüyorsun bir de şeyi çok söylüyorsun. Neyse uzatmayalım işte ya da şey toparlamak gerekirse. Neyse toparlamak gerekirse <laughs> kıssanın hisse velakim. Velakim. Neden Velakin, <gülüyor> velakin, <gülüyor> <Neler> olsun, velakin <laughs> oğlum o. Neyse canım ya. Ben... Amma velakin hatta. Amma velakin. Sinan Özen. Anam? O. Okey. Ondu galiba. Evet. Biz bu filmi beğendik arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bunu, bu kelimeyi hayatımdan çıkarmam lazım. Siz de beğendiyseniz filmi yorumlara yazın lütfen yorum lazım bize. Biz de sizle interaksiyona girelim, konuşalım, üstüne tartışalım. Interaksiyon alışalım. öyle kötü bir şey değil yani yanlış anlarım. Interaksiyon, sözlük anlamı ve şey vesikalık gibi, vesika gibi bakabiliriz üstüne. Interaksiyon, Bir Etkileşim. parmak atın bize, parmakları çok seviyoruz, yorumları daha çok seviyoruz, abone olursanız daha çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayır.